1985-84 Alaşehir doğumluyum. Bu toprakların çocuğuyuz. İlk öğretimi burada bitirdik. Arkasından İmam Hatip Lisesi okuduk. Arkasından işletme fakültesi okuduk. Bu bölgede zeytine yönelik bir işletme yatırımı gerçekleştirdik. Hali hazırda bu şekilde vatandaşımıza, memleketimize, bölgemize, ülkemize hizmet etmeye gayret ediyoruz. Buranın zeytini çok bir Aydın bölgesi gibi çok eski bir zeytinci bir bölge değil. Ancak son 25 yılda ciddi manada zeytin bahçelerinde bir artışlar gözlemlendi. Tabii ki modern anlamda tesisleşme ne yazık ki bölgemizde istediğimiz seviyede değil. Son zamanlardaki modern tesisleşmeyle birlikte zeytinlerin işlenmesi neticesinde elde ettiğimiz veriler muhteşem. Tabii bunun aynı zamanda ihracat boyutunu da biz gerçekleştirdiğimiz için yurt dışından, Estonya'dan, Rusya'dan, Yeni Zelanda'dan, Belarus'tan aldığımız sonuçlar bölgemizdeki zeytinyağının kalitesinin ne kadar üst düzeyde olduğunu görmemizi ayrıca sağladı. Zeytin Kur'an-ı Kerim'de de geçtiği üzere mübarek bir bitki. Kur'an-ı Kerim'de Tin suresinde tine ve zeytine andolsun diye geçer. Aynı zamanda farklı surelerde incir ve zeytinden bahsedilir. Tabii ki antik Yunan'dan günümüze gelen işte Akdeniz coğrafyasına hakim olan insan gibi, medeniyet gibi, kültür gibi köklü bir geçmişi var zeytinin. Bizim bölgesel anlamdaki zeytinlerimiz genelde trilye cinsi zeytinlerden oluşmaktadır. Edremit cinsi zeytinler bölgemizde vardır ama çok yaygın şekilde işlenmemektedir. Aralarındaki fark nedir? Aralarındaki fark kalite anlamında, tat anlamında, nefaset anlamında, asidite anlamında farklılıklar göstermek. Ben Kadriye Tunç. Ben İzmir Kiraz'da oturuyorum. Burası annemin evi. Burada zeytinlerimiz var. Zeytin hasadı için geldik. Zeytin topluyoruz. Yağ çıkartıyoruz. 8-10 yaşından beri zeytin üreticiliğiyle uğraşırız. Bağcılıkla, tütüncülükle hepsinden uğraşırız. Ama genelde ağırlıklı zeytinimiz. Diplerine çadır yazarız. Sergi sereriz. Tarakla tarayıp, toplayıp, çuvallayıp fabrikayı göndeririz. Orada da yıkanır, yağ olur. Çok güzeldir zeytinlerimiz. Lezzetlidir, yağlarımız çok güzeldir, kalitedir. Ortalama zeytin ağacına göre değişir. Bir çuval çıkar, iki çuval çıkar, kimisinden hiç olmaz. Yani yılına göre değişir, zamanına yılına göre değişir. Zeytin yağımız çok güzeldir, biz hiç başka bir yağ kullanmayız. Kendi ürettiğimiz bir yağımız, biliyoruz ne şekilde olduğuna, organik. Gübremiz yok, ilacımız yok. Her şeyimizi zeytin yağıyla yaparız, güzeldir. Dolmalarımız çok güzel olur. Zeytinyağlı dolmalarımız çok güzel olur. Salatalarımız çok güzel olur. Her şeyi zeytinyağla yaparız biz. Başka bir yağ kullanmayız. Düğün yemekleri de aynı zeytinyağıyla olur. Her şeyimiz zeytinyağıyla yaparız. Kızartmasından, pilavından her şeyimize zeytinyağıyla yaparız. Çok güzeldir. Sağlıklıdır tabii ki. Yani şifa için hep içeriz. Sabahları aç karnına içeriz. En güzel zeytinyağıyla yaprak sarmalarımız olur. Alaşehir'in yaprağı da meşhurdur. Zeytinyağlı yaprak sarmalarımız çok güzel olur, dolmalarımız özellikle. Zeytinimizin üstünü bol bol dökeriz, çökelimizin üstünü dökeriz, bana bana yeriz. Her şeyimizi zeytinyağıyla yaparız yani güzel olur, çok güzel olur. Yumurta yaparız zeytinyağıyla. Tereyağıyla yaptığımız gibi tavada kırar yumurtayı, o şekil yeriz. Normal haşlayıp üzerine döker, limon sıkıp o şekil yeriz. Alime annemizin bize öğrettiği gibi küçüklükten beri gelen toplama şekliyle, yetiştirme şekliyle aynı onun şeklinde, onun izinde, onun yönünde gidiyoruz.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.